Yusufiye Mezarlığı Mescid-i Aksa'nın hemen yanında bulunuyor. Mezarlık 14 dönümlük alanı kapsıyor. Selahaddin Eyyubi, Yusufiye Mezarlığı'nı Mücahitler Mezarlığı'nın dolması sebebiyle inşa ettirmişti. Mezarlık iki kısma ayrılıyor. Birinci kısım Yusufiye olarak bilinirken, ikinci kısım Şehitler Mezarlığı olarak anılıyor. Şehitler Mezarlığı'nda 15. yüzyılda defnedilen şehitler bulunuyor. İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği kazılarda onlarca mezar ise tahrip oldu. Kazı yapılan bu mezarlıklarda Kudüs uğruna canını feda eden Ürdün ve Arap ordusuna mensup yüzlerce şehidin mezarı da bulunuyor. Bu mezarlıkta defnedilenlerin çoğu Kudüs için canlarını seve seve feda etmişlerdir. İşgalcilerin yaptığı kazılarda şehitler dışında Müslümanlara ait birçok mezar bulunuyor. İşgalci İsrail'in 1967'de gerçekleştirdiği katliamlarda yüzlerce Kudüslü toplu bir şekilde bu mezarlıklara defnedilmişti. İşgalci İsrail Belediyesi, şehitler mezarlığının mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. İşgalci İsrail bu iddiayı 1967 yılında Kudüs'ün doğusunu işgalinden bu yana sürdürmeye devam ediyor. Bu iddialara sığınarak mezarlığı yerle bir etmeye devam ediyor. İşgalci İsrail Belediyesi'nin mezarlıklara yönelik en şiddetli saldırısı 2004 yılında başlamıştı. İşgalci İsrail 2014 yılında Kudüslülerin bu mezarlığa defin işlemi yapmasını yasakladı. 2014 yılında şehitlere ait 20 mezar yerle bir edilerek çimentoyla kapatıldı. Bu saldırılar Müslümanlara ait mezarlıkların Yahudi park alanına dönüştürülmesi projesinin başlangıcıydı. Kudüslü avukatlar, işgalci İsrail'in 2020'de yeniden başlattığı kazı işlemlerine tekrar karşı dava açmış ve bu işgali geçici olarak durdurmuştu. İşgalci İsrail Mahkemesi Eylül 2021'de kazı çalışmalarının tekrar başlatılmasına izin verdi. Kudüslüler 10 Ekim 2021'de işgalci İsrail'in mezarlıkları tahrip etmesine karşı çıktı. İşgalciler kazı çalışmalarında ölülere ait kalıntıları gizlemeye çalışsa da bunu başaramadı. Kudüslü avukatlar işgalci İsrail Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu kazı çalışmalarını durdurmak ve ölülerin kalıntılarını tekrar gömmek adına yeni bir mahkeme kararı çıkarmayı başardılar. Ancak çok kısa bir süre sonra mahkeme kararı bozarak kazı çalışmalarının devam etmesi yönünde yeni bir karar daha çıkardı. İşgalci İsrail yönetimi hali hazırda Şehitler Mezarlığı'nda kazı çalışmaları yaparak mezarlığın doğal uzantısını değiştirip Yahudi Parkı inşa etme projesini sürdürüyor.